Sivas maç öncesi bir ameliyat olması söz konusu Eee bilmiyorum sana o konuyla ilgili bir bilgi geldi mi? Ve Galatasaray'ın son durumu, hocanın sağlık durumu elbette neler aktaracaksın Galatasaray'a dair. Bir defa hocaya canı gönülden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. kendisi de açıkladı, açıklama yaptı. Yorgundu. Yani çok net benim mesela alışık olduğum toplantıların dışındaydı. Birçok şeye cevap vermeye çalıştı. Özellikle hakem konularına değindi, hakem hatalarına değindi, cezasına değindi. Uzun zamandır çünkü açıklama yapamadığı için onu da biraz netleştirdi, olaylar oldu. Ameliyat olanı kendisi de söyledi. Dönüşte ameliyat olabilirim dedi. Sağlık her şeyden daha önemlidir diyen Fatih derim, Ben beraber İtalya'dan gelirken bir gün seyahatte uçakta birisi fenalaştı, uçağı indirtti düşünün artık yani. Tabii, tabii, Ama tabii. bugün takımla beraber Roma'da uzun bir seyahat, hava soğuk, buraya göre daha şartlarar var. Tüm bu şartlarda takımı yalnız bırakmaması adını ben kutluyorum Harici Hoca'yı. Yani bazen biraz önceki işte teknik adamlardan bahsederken Galatasaray'ın kendisine ihtiyacı oldu. her şeyden yani önemli sağlıktır diyen Fatih Terim bu maçta da Galatasaray'ı yine bir kez daha önüne geçirdi. Ameliyat olması halinde e, tabii ki zaten Sivas Spor ve kalan dört maçta da cezası olduğu için ben şimdiden e, çok büyük geçmiş olsun diliyorum. Dönüşte inşallah en sağlıklı bir şekilde ameliyatını olur. Yeniden daha güçlü bir şekilde görevin başına döner. Geçmiş olsun hocam. Ama kendisi açıkladı. Yani bilinmeyenleri ilk önce bir bel fıtığı denildi. Sonra sindirim sistemi denildi. Hoca detaylı bir şekilde anlattı. Sağlık özel bir şey olduğu için ben daha fazla detaya girmiyorum. Döndükten sonra inşallah her şey beklediğinden daha iyi olur. İnşallah. Yani temennimiz bu yönde. futbolcuların kendisine bir en iyi tedavinin bir istenen beraberlik olacağını. Yani oradan bir gruptan lider çıkmak istediğini söyledi nasıl bir 11 olacak, nasıl bir sistem olacak dersek ben açıkçası Lazio maçının ilk maçının benzerini bir sistem bekliyorum. Eksik olan Galatasaray'da ne var. Çikildağ var. Çikildağ çok önemli bir eksik. Yani Galatasaray'da şu anda orta sahada en iyi top yapan, en iyi top çeviren, şut çeken, paslaşmada Berkan ve Taylan'ın oyun yapmasını sağlayan isimlerden bir tanesi. Covid şut. olduğu için hani onu da söyleyeyim. Onu da açıklamadılar. Covid olduğu için Sivas Spor maçında da oynamayacak muhtemelen. Yeniden karantinadan Çıktı. Dolayısıyla burada bizim 11'imizde Jack ne var? Ben eğer o ilk Lazio maçının benzeri olacaksa yine Halil'i bekliyorum. Yani o Fatih Hoca'nın 4-6-0 gibi ama Kerem'le Halil'in olduğu yerde der ki 4-6-0 biraz absürt kaçabilir. Çünkü iki tane hücum yanı yüksek oyuncu. Şut çekebilen, forvet oynayabilen. Şu. Şu kadro. Ben bu kadroda bir tek Cagney'in yerine Halil'i bekliyorum açısı. Kerem bir tane Fegül'ü bir defa tecrübeli bir oyuncu. Yani bugünkü karşılaşmada olması, gereken en önemli evet, oyunculardan bir Yani orada bir lider özelliği taşıyan tek oyuncu şu anda o gözüküyor. Berkan Taylan. Berkan Taylan'ın olduğu yerde işte e, Halil'i Kanada atıp ya da işte Halil'i uçağa atıp Kerem Fegüli'yi bu tarafa alıp. Cagney evet güçlü bir oyuncu ama Galatasaray ilk önce orada galip değil Oyunu tutmak isteyecek. Çünkü Lazio 50 bin önünde baskı kuracak Galatasaray'a. Burada Lazio'ya yaptığını Mehmet aynısını Lazio orada Galatasaray yapacak. Hataya teşvik edecek. Baskolu oyunu orada sen gol lazım çünkü. Tek şimdi Tek Keşap dedi ki taraftarın fazla ilgisi yok. İnşallah hiçbirisi gelmesin. Boş türbünleri oynayalım. Yani ne Bizim kadar, kadar daha iyi. Tabii ki ne kadar boş olursa olsun ama İtalyan seyircisi orada. Ya, kale arkası, gelir. Dolar her türlü dolar da. Şimdi mümkün olduğu kadar az yani. Trafiğe takılsın gelmesin. Orada da bir şey yok ne, ya. Yani. <laughs> yapsın gelmesin. Bir Değil şey mi? olsun yani. Orada trafiğe takılan yürek geliyor. Artı <laughs> biniyor. Final son 90 dakika. Ya çok Galatasaray final maçlarını seviyor. Çok önemli Burada da maç. tecrübeli bir takım. Bak çok önemli maç. Fenerbahçe bugün prestij için oynayacak. Ülke puanı için oynayacak. Kendisi ekonomik kazanç için oynayacak. Tabii. Ama e, ne olursa olsun maçın sonucu gruptan çıkamayacak. Bunu daha detaylı konuşuruz. Oraya geldim. Ama Galatasaray'ın durumu <laughs> çok daha farklı. Yani Galatasaray bir kere bu gruptan lider çıkmayı hak ediyor. An itibariyle hak ediyor. Bu maç oynanacak ondan sonra fark ediyoruz. de tek muhalefetimiz Galatasaray dediği bir ortamda. Yani tabii. Yani grubun namalip takımı. Lazio'yu yendi. Ve hakikaten çok güzel maçlar çıkarttı. Çok güçlü maçlar çıkardı. Evet dikteki Galatasaray'ı eleştiriyoruz. Hatta Avrupa'daki, Avrupa'daki Galatasaray'ı diktik Galatasaray fark atar da dedim ben de. Yani inşallah bu akşam e, her şey bizim lehimize gelişir. En kötü ihtimalle beraber kalırız. En kötü ihtimalle. Ya, Fenerbahçe'de yensin ki yani puan puandır. Tabii ki yensin canım tabii ki yensin. Prestij. Tabii ki yensin. Aksini düşünmüyoruz yani. Bu futbolculara zaten Fenerbahçe'ye geldiği zaman konuşacağız. Bir rahatlık ver yani. Şu anda bir beklenti yok. Orada şu anda sen Konfederasyon Kupası rahatlamışsın. Artı ne var? E, para. 3 puan. Bir de oynatabileceği genç futbolcuları kazanmak olur. Biz mesela Arda ile Muhammed'i unutmuştuk. Yani madem ki arada, geçiş oldu bu programda biraz Galatasaray Fener'e kayış şey oldu ama bir anda Arda ile Muhammed'i 11'de görsek benim için sürpriz olmaz. Şaşırmam yani. Abi keşke oynasak. Bak. Ahmet de Ahmet Selim Kul da bağlantıda aynı noktaya vurgu yaptı. Fenerbahçe'nin çok kırılma anları var. Şu Avrupa'daki durumuyla ilgili. Frankfurt maçına kaçan penaltı galibiyet gitti. 2 puan. Antwerp maçı. Kaçan penaltı. Beraberlik. Galibiyet gitti. 2 puan. Etti mi sana 4 puan? Olympiakos maçı. 90'da gol yedi. Yeme golü. Beraber hepsinin 5 puan. Çok başka şeyler konuşabilirdik. Yani Fenerbahçe e, şanslıklar yaşadı. Kırılma anları yaşadı. Yani o 5 puanı yazabilseydik biz Fenerbahçe, O zaman Fenerbahçe için de aynı şeyleri söyleyebilirdik. Avrupa'da başka, ligde başka diye. Galatasaray'ın söylediklerimizi Orada da söyleyebilirdik. Velhasıl geldiğimiz nokta bu. Şu an önümüzdekini konuşmak durumundayız. Galatasaray'da ben bugün en çok merak ettiğim hocanın, yani kaleci belli, savunma dörtlüsü belli, Taylan Berkan çıkıldağının olmadığı süreçte bank oynayacaklar belli. Orada Kerem'le Feguri de garanti 11'de görünüyor. İki tane mevki. Yani Morus mı tercih edecek orada? Morus'un Ne mi yapacak? Halil Jagne mi yapacak? Savaş çağına oynamayacak diyor. Morutsan Halil mi yapacak? Morutsan Halil'dir. Yani bak Morutsansız Taylan Berkan orta sahası çok zayıf kalır. Altay maçında bunu gördük. Hı hı. Altay maçında Altay biraz daha Mustafa Hoca iyi çalışmış dersine. Fatih Hoca'nın türbünde olması her zaman bir dezavantajdır kulübede olmaması. Ne zaman oraya Morutsan dahil oldu ondan sonra biraz daha Galatasaray orta sahası zeyli toplamı. Yani Taylan Berkan Lazio maçının orta sahası asla ve asla olamaz. Taylan Berkan Morutsan burada çıkıldı olmadığı için bu üçlü bile zayıf kalıyor bana göre. Çünkü Duran'ın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ben Altay maçında gördüm. Daha teknik, daha yumuşak mı demeyeyim. Yumuşak kalıyor tabii ki. Sonuçta Lazio'nun orta sahası. Lazio eğer burada ben erken golü bulayım derse ki erken gol atmak isteyecektir. Burada siz Halil'siz, siz Jackne e, ile başladığınız zaman ne oluyor o zaman burada? Taylan, Berkan. Berkan. Yani, yani şurası çok Lazio, zayıf olur. Lazio e, golü bulamadığı sürece zaman bizim lehimize geçecek. Şöyle hani maç beraber bitecek değil gol bulmak için yüklendikleri anda ki Galatasaray şu anki konumunu akıllı oyununa borçlu. Avrupa'daki her maçta doğru oyun oynadı Galatasaray. Öncelikle beklediler. Ondan sonra hücum ettiler. Çünkü böyle bir oyuncu grubuna da sahip. Başta Kerem olmak üzere. Umarım bu akşam da her şey <laughs> hayallerimizden daha da güzel olur. Bu maçtan hiçbirisinde geriye düşmedi. Bu maçtan hiçbirisinde geriye düşmedi yani o yani. nedir? Gol attı, oyunu tuttu. Burada işte erken bir gol yerse nasıl olur? Yemediği gol her türlü Galatasaray'ı moral motivasyon olarak yukarı taşıyacaktır. Aynı Tabii buradaki ki. maçta olduğu gibi. Tabii ki. Gole kadar Lazio çok baskılıydı. Galatasaray kontrollü oynuyordu. Orta sahadaki o ayağa paslarla, koşularla, preslerle rakibini zorluyor ve aynı anda o atılan gol Galatasaray'ın o atmış olduğu gol bugün grup liderine taşıdı. İşte Lazio burada o golü atmak isteyecek. Yani ben maçın bir an önce o golü atayım mümkünse farka gitmek isteyecektir ya da o 1-0'a korumak isteyecektir. Bu futbolun içinde sistem her şey değişiyor. Sarı sonuçta çok kurt bir teknik adam. Fatih Hoca'nın ne kadar çok beğendiği Fatih Hoca'nın iyi bir teknik adam olduğunu hem burada hem basın toplantısında dile getirdi. Ama burada tamamen iki tane teknik adamın, iki tane kurt teknik adamın ne yapacağı önemli. Bir futbolcu deyip geçmeyelim. Çıkıldağ'ın çok önemli olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Yani Galatasaray'ın orta sahası Taylan'la Berkan normal şartlardaki maçların çok üzerine çıkması lazım. Ya İki Mersin tane Mersin yıldızı o maç. Evet. maçın yıldızı. Evet, lig yani, sadece maçları. sadece e, orta sahada rakibi karşılayan pasta atan bir adam değil. Hücum organizasyonlarının şut çekebilen başlangıç noktası aynı zamanda. Mehmet, savaş güzel bir, bir şey. Bu kadar Lazio'nun atak oynaması, istemesi kazan bizim bizim aslında avantajımıza bir şey. Yani. Ya tabii ki o, öyle. Orada da işte orta sahada direnç tutman lazım. Burada ben Hani o 4-6-0 içinde Kerem'le Halil'in bile zaman zaman daha çok ileriye değil. Geride orta sahada o topu toparlayıp belirli bölümlerde kontrayla o şutu çekmek. Yani şu ama bak şunu e, atlamayalım. Oyun disiplininden kopan bir Galatasaray görmedik Avrupa'da. İnşallah bu akşam <laughs> da görmeyiz. Zira beraberlik bizim için yeterli bir sonuç. Ama maçı beraberlik bizim için yeterli sonuç mantığıyla oynarsanız. Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Fenerbahçe bunu yaşadı. Fenerbahçe son dakika golleriyle ya da atamadığı e, penaltılarla bugün bu noktada. Galatasaray çok akıllı oynadı şu ana kadar süreç. İnşallah böyle devam eder. Ama Lazio deplasmanı hiçbir takım için kolay değil. Bugün e, hocanın yapacağı tercihler ve sahadaki oyuncuların göstereceği reaksiyon son derece önemli. Şimdi Hüseyin abi yazmış Özkök. Bir okuyayım bizim foto maç ve A sporu ara ara çıkar. Diyor ki Galatasaray lider çıkarsa 4 bonus puan alacak. Beraberlikte 1 puan galibette 2 puan daha eklenecek. Bu da ülke puanına 1 veya 1.200 puan katkı anlamına geliyor. Bak lider çıkarsak ikinci bitirirse iki bonus puanımız var. O da 0.400 puan Yani lider çıkmamız lazım. Onu diyor Hüseyin abi. Ya lider çıkmamız lazım. Bir de lider. şu var. Lider Bak, Galatasaray gruptan çıkıyor her türlü. Ama lider çıktığın zaman bir sonraki turda da böyle yarım adım ileriye doğru çıkmış ya gibisin. Şubat'ta maç oynamayacaksın hoca. Onu açıkladı. Bak, en önemli şey ya Şubat'ta maç oynamayacaksın. Maç oynamayacaksın. Dinlenme, toparlanma imkanı olacak. Bir de gelecek rakip Lidere gelecek rakiple ikinciye gelecek rakip arasında tabii. dağlar kadar fark var. ve bunu Ciraat Türkiye Çok başka bir yol da, yürüyebilir son. Galatasaray. Olumlu anlamda söylüyorum. Ya şu anda lider ama çok çok önemli bir maça Bak, çıkıyor. Bugün bugün Allah nasip eder Galatasaray gruptan çıkar. E, bütün transfer planlaması değişir Galatasaray. Gruptan lider çıkmasıyla ikinci olması arasındaki transfer planlaması bile farklı olacak. E, tabi. Her şey farklı olacak yani. Evren İnşallah. bir şey diyor bir İnşallah. dakika. İnşallah. Evren Yavuz. Evet. Ş Şampiyonlar Ligi'nde evet tamam. Ha, ha Borussia Dortmund ve Barcelona geldi UEFA Avrupa Avrupa Ligi'ne. Hani Galatasaray kim olur? İşte Bak, onu, onu demek istedim. Yani, o an Barcelona şu... var orada yani. Galatasaray ikinci olması halinde. de ha. Barcelona, Borussia Dortmund'la orada karşılaşmak çok zor yani bütün bu her şeyden bugün alabileceğim bir puan ya bir puan golli ya da golsüz. O bir puan belki de Galatasaray hiç olmadığı kadar önemli bir yer arz evet. edecek yani. yani. Sadece bunu bir bir puana işte Değil. 300 bin euro 450 bin euro Değil. ya da işte başka şu, bir şey. Şu sokak röportajında hazır tutun Özgür. Galatasaray taraftarları Lazio maçını sorduk. Onu da birazdan bir de hazır mı? Peki bir bakalım ne demiş Galatasaray taraftarı?